şeylerini ters koymuşlar. Bugün Mehmetçiğimizi meşgul etmek istemedik. Mehmetçiğimizin bugünlerde çok daha önemli bir işi var. Vatan bekçiliği yapıyor her zaman olduğu gibi. Gerek Güneydoğu'da terörün olduğu her yerde, gerekse bugün itibarıyla son 7-8 gündür Afrin'de kahramanca mücadele ediyor. Kendilerini Batrakya Türkleri olarak buradan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Dualarımız sizlerle. Bize ihtiyaç duyduğunuz anda bizler de oraya gelmeye hazırız. Bu ülkedeki 80 milyon gibi yurt dışında yaşayan 120 milyon Türk de aynı duyguları bizlerle paylaşıyor. Tabii bugün buraya özel günün anlamı olan 29 Ocak olaylarını anmak üzere toplandık. Neydi 29 Ocaklar? Hepinizin hafızasını kısaca tazelemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Batı Trakya Türkleri 1923 yılında Yunanistan'a azınlık olarak emanet edildi. Bu emaneti koru, kolla, mutlu ve huzurlu şekilde kendi toprakların içerisinde yaşat dendi. Uluslararası anlaşmalarla güvence verilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin, Yunanistan'ın ve diğer ülkelerin garantörlüğünde azınlık olarak Yunanistan'da yaşamaya başladık. Ancak tabii bu anlaşmayla ortaya konan tablo Batı Trakya Türkleri açısından hiçbir zaman gerçekleşmedi. Baktığınızda emanet edildiğimiz günden beri ne Türklüğümüzden şüphemiz var, ne Müslümanlığımızdan şüphemiz var. Ve bizi inkar edenlere ben Çanakkale'de bu kutsal topraklarda, kanla sulanmış bu kutsal topraklarda Mehmetçiğin bağrından bir kez daha haykırmak istiyorum. Çok net olarak söylüyorum. Batı Trakya'da yaşayan azınlık Türktür. Ve size vereceğimiz en güzel cevap, ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Ben buradan Sayın Çipras'a bir kez daha seslenmek istiyorum. Aynı zamanda Ege'de suların üzerinde tur atmakla güncel siyaseti takip ettiğini düşünen veya olgun siyaset yaptığını düşünen Sayın Kamenos'a da seslenmek istiyorum. Bakın, hak, hukuk diyorsunuz, adalet diyorsunuz, insan hakları diyorsunuz, Avrupa Birliği üyesiyiz diyorsunuz. Biz de diyoruz ki, evet, bu dediklerinizin tamamına katılıyoruz. Gelin, Batı Trakya Türklerine hakkın ne olduğunu, hukukun ne olduğunu, insan haklarının ne olduğunu gösterin. Bu bölgede mecbur olduğunuz, coğrafya gereği yaşamak zorunda olduğunuz komşularınızla iyi geçinin, iyi komşuluk ilişkilerini de tescilleyin.